Ethem Tekin Akşahin, 1965 yılının Aralık ayında Boyvadin'de doğmuşum. İlkokulumu eski adıyla Savaş İlkokulu diye tanınan mahallemizde bulunan ilkokulda yaptım. Daha sonra İmam Hatip Ortaokulu'na ve lisesine gittim. 1984 yılında mezun olduktan sonra imamlık imtihanlarına girerek Ankara havaalanı yolunda Sarayköy'de 1,5 yıl imam hatiplik görevini yaptıktan sonra askerlik görevini yaptım. Daha sonra askerlik bittikten sonra Boyvadin'e geldiğimde babam rahmetli İş Bankası'ndan emekli olmuştu. Ne yapalım ne yapalım derken biz bu işte kırtasiyecilikte kendimizi bulduk. Eşin dostun tavsiyesiyle zevkli olduğu için çocuklarla uğraşmanın güzel olduğunu bildiğim için bu işe girdik. Şu anda 34 yıl oldu. Bu işe başladığımızda kitap işi bizim dükkanlarda satılıyordu. Kitaplarımızı Ankara'dan, Konya'dan, Milli Eğitim Bakanlığı yayın evlerinden, özel yayın evlerinden getiriyorduk. Daha sonra AK Parti iktidarıyla birlikte Tayyip Bey'in emriyle ders kitapları ücretsiz çocuklara verildi, masalarına bırakıldı. Dolayısıyla bu işler biraz güncelliğini yitirdi. Kırtasiye işi zevkli bir iş dedim. Köy bakkalında, pazarlarda, her yerde satılıyor. Pastadaki payımız o günlerde biraz azaldı. Bizim zamanımızda ev ödevleri verildiği zaman biz kütüphaneye giderdik. Kütüphanede ki görevli abilerimiz, amcalarımız bize kaynakları gösterir. Biz orada bir temiz kağıda yazardık. Daha sonra okuyarak evimizde tekrar öğretmenimize verilmek üzere ev ödevlerimizi yapardık. Şimdi ise çok basitleşti. Çocuk internetten bakıyor, ödevini buluyor. İcabında evindeki yazıcısına yazdırıyor. Evinde yazıcısı olmayanlar bize gelerek biz burada yardımcı oluyoruz. Çocuklar gerekirse ödevlerinin konusuna vakıf olmadan, okumadan öğretmenlerine bile ev ödevlerini biz ödev yaptık diye teslim edebiliyorlar. Eskiden öğrenci arkadaşlarımız her derse birer defter alıyordu. Zaruri ihtiyaçları kurşun kalemdir, kırmızı kalemdir, silgiyle, bir çantayla gidebiliyorlardı. Şimdi ise öğrenci çantanın rengine, kalemliğin rengine bakabiliyor. Lükslerimiz arttı, israflarımız arttı. Bu konuda anne ve baba da masraf konusunda zor durumda kalabiliyorlar. Ki genç nesil kardeşlerimiz çıraklığa alan heves etmiyorlar. Her şeyi hazırda buldular. Her şeyi babalarının, annelerinin imkanlarıyla, onların sağladığı maddi manevi imkanlarla temin edebiliyorlar. Dolayısıyla kazanıp yeme alışkanlığı burada kaybolmuş durumda. Bir de şimdiki kardeşlerimize, gençlerimize tavsiyem şu olacak. Anne, baba, eşini, dostunu unutmasınlar. Ahde vefalı olsunlar. Her şey maddi değil. Her şey manevi boyutta da bitebiliyor. Bu kardeşlerimiz ana baba dostlarını unutmasınlar. Onlara, ana babalarına gösterdikleri sevgiyi, saygıyı ana baba dostlarına da göstersinler. Her şey madde değil. Bunu öncelikle bilsinler. Hatır gönül işi de çok önemli. Vefa önemli. Vefasız bir insan düşünemiyor. Teşekkür ediyoruz abi. Hayırlı işler diliyoruz. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Bu imkanı bana verdiğiniz için de size ayrıca çok teşekkür ederim. Allah hayırlı işler versin. Ümmeti Muhammed'le birlikte Boyvadin esnafımıza da.